Herkese merhaba. Bugün 10 şarj üzerinde Ankara'da Kent Park'ta bulunan şarj istasyonunda bir şarj işlemi yapacağız. Yüksek 80 kW'lık şarj aletinde bakalım nasıl bir tecrübemiz olacak. Şarj işlemi yapabilmeniz için uygulama üzerinde ilk önce kredi kartınızı eklemeniz gerekiyor. Bu kredi kartına eklediğiniz karta göre isim verebilirsiniz. Kart numarasını, son kullanma tarihini ve güvenlik kodunu giriyorsunuz. Bunları girdikten sonra kartınızdan 1 TL'lik işlem çekerek kartınızı kaydediyor. Sonrasında şarj için hazırsınız. Kent Park'ta -3'ten -2'ye çıktık. Şimdi burada şarj istasyonunun nerede olduğuna bir bakalım. Şarjı 10 şarjda yapacağız. 10 şarj uygulaması. Az önce kart işlemi, kart ekleme ve üzerinde şarj istasyonlarına bakma işlemini yaptık. Şimdi şarj istasyonu yanına varıp ondan sonra şarjımızı başlatacağız. Bakın -2'de şeyin, AVM'nin girişinde direkt şarj istasyonları dizili. Evet, 10 şarj burada. Buraya elektrikli alana araçlara ayrılmıştır diye bir şey koymuşlar. Bu yüzden kimse park etmemiş. Buraya yanaştıralım şimdi. Kent Park'taki şarj istasyonları -2'de AVM girişinin hemen orada. Bütün her yere dizilmiş. Zorlu'nun cihazlarına çok benziyor. Şimdi şarj kablomuzu takalım. Evet, şarj kablomuzu bağladık. Şimdi uygulama üzerinden şarjımızı başlat diyoruz arkadaşlar. Evet, batarya %20 seviyelerinde olduğu için şu an voltaj değerlerini yüksek görebiliyoruz arkadaşlar. Bunca zaman çektiğim videolarda genelde hep 75 seviyelerinde görmüştük. Şu an bunlar videolar içerisinde rekor seviyeler. Bakalım kaça kadar çıkacak. Bu istasyon normal AC arkadaşlar. Bu eşarjın DC 120 kW şarjı. Şu an şarj ettiğimiz 10 şarjın 180 kW'lık şarj aleti. Şu an buradaki en hızlısı bu arkadaşlar. Şuradaki 22 kW'lık AC. Ve burada da 3 tane, toplamda 6 tane soket olacak şekilde Astor şarjın şarj cihazları var. Aslında Kent Park bayağı yeterli bu konuda. Yani gelip şu an için yakın bir zamanda gelip de dolu olma ihtimali çok yok. Belki 3-5 ay sonra, 1 sene sonra biraz daha dolu görmek mümkün olabilir. Şarj şu an %40'ı geçti ve
şarj gücü 92 kW civarlarına düştü. %60'ı geçtiğinde şarj gücü 70 kW civarlarına düşüyor. 80'i, 90'ı geçtiğinde de 40'a, 30'a kadar, hatta 95'i geçtiğinde de 3-5 kW'a kadar düşüyor. Evet, şarjımızı tamamladık. 9 dakikalık şarj sonrası %25'ini şarj ettik arkadaşlar. 145 kW civarlarında hızı gördük. Sonradan 90 civarına düştü. Devam ettirseydik daha da fazla düşecekti. %10 civarından böyle %50 civarına çıkartıp yolu devam etmek çok mantıklı. Çok hızlı oluyor. Yani 10 dakikada yaklaşık 110 kilometrelik menzil kazanmış olduk. Yazın gittiğimiz zaman, yaz lastikleriyle gittiğimiz zaman 10 dakikada 120 kilometrelik menzil kazandık. Bu da çok güzel bir değer bence. 10 şarj üzerinde Kent Park AVM'de bulunan şarj istasyonunda şarj serüvenimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.